Efendim, hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. İnşallah sağlık ve afiyettesiniz. Bugün Ebu Zeyd okumalarımızda son derece önemli bir konuyu ele almaya çalışacağım. Konu şu bakımdan son derece önemli. En son yapmış olduğumuz mantık dersimizde istidlal konusunu ele aldığımızda üzerinde durduğum konu. Seyit Hüseyin Nasır okumalarımızda üzerinde durduğumuz, özellikle inşallah bu hafta sonu yapacağım derste de göreceğimiz üzere konu bir bütün halinde bu farklı okumalar içinde yer alsa bile bir konu bütünlüğüne sahip. Bu itibarla arzuluyorum ki gerek Seyit Hüseyin Nasır okumalarımızda ele aldığımız yönüyle, gerek mantık derslerimizde ele aldığımız yönüyle, gerekse Ebu Zeyd ve Cabiri merhumun, ki her ikisi de merhum, Allah rahmet eylesin, onların eserlerinde konunun ele alınış biçimiyle üzerinde durduğumuz konu anlam, yorum, ki hermeneutik derslerini bitirdik. Bugün de mantıkta delalet bahsi olarak, en sonda istidlal konusu olarak, ki hepsi aynı şeydir. Çağdaş 20. yüzyıl felsefesinin, özellikle analitik ve dil bilim felsefesiyle de doğrudan alakalı olan bir alandan, gösterge bilimden, semiyolojiden bu dersimizde bahsetmeye çalışacağım. Gösterge bilim ve semiyolojiden doğrudan bu alanın kendisini dersimize konu yapmış olmak bakımından ele almaktan ziyade yapmış olduğumuz okumalarda bu okumaların konusu içinde geçtiği, o konuların daha anlaşılır olmasına yapmış olduğu katkısı nedeniyle ele almaya çalışacağım. Tabii bu doğrudan bir gösterge bilim dersi değil ama büyük ölçüde de gösterge bilimden siz değerli izleyicilerimin ve sevgili öğrencilerimin okumalarımız çerçevesinde ne anlamaları gerektiğine ilişkinde umut ediyorum ki meramımızı anlatacak düzeyde bir ders olmasına çaba sarf edeceğim. Şimdi okumalarını yapmış olduğumuz yorum meselesi kitabı biliyorsunuz, üzerinde durduğumuz ve okumalar yaptığımız kitap bu. Bu kitabın içeriğinde hermeneutikle olan bölümü bitirdik ve gelenekte semiyotik gösterge bilim diye bir bölüm var gördüğünüz gibi. Böyle. Gelenekte gösterge bilim ve semiyotik. Keşif amaçlı bir inceleme diyor. Burada keşif amaçlı bir inceleme demesinin nedeni 20. yüzyılda ortaya çıkmış bir bilim dalı olan ve henüz tam anlamıyla bir bilim dalı olarak tekamül etmemiş, olgunlaşmamış, hala üzerinde çalışılmakta olan bir alanın İslami ilimler geleneğinde karşılığına ilişkin bir keşifte bulunmaya çalışıyor. Doğrusunu isterseniz bu bölümde dört tane ana başlık tespit etmiş ve bu dört ana başlık üzerinden, ki ben bu başlıkların her birerleriyle ilgili önümüzdeki Ebu Zeyd okumalarında içerikleri bakımından bugünkü yapmış olduğumuz derste bağlantısını kuracak şekilde her birini ele almaya çalışacağım inşallah. Birincisi, dil kavramı ve diğer delalet sistemleriyle ilgisini geleneğimizde dilin gerek dilciler, gerek kelamcılar, gerek fıkıh usulcüler, özellikle Eş'ari ve Mutezili ehli sünnet karşılaştırması üzerinden bunları ele alıyor. Bu çerçevede dilin ne tür bir gösterge olduğuna,
dikkat çekmeye çalışıyor. İkincisi lafız düzeyinde gösterilen ilişkisini ele almış. Üçüncüsü dilin semantik boyutunu. Dördüncü olarak da mecaz ve dildeki semantik dönüşüm konusunu ele alarak bu dört başlıktaki yaklaşık 100 sayfalık bir bölüm bu. Bu bölümü kendince bu ana başlıklar üzerinden 20. yüzyıl felsefesinde bir var olma çabası, bir var olma gayreti olarak ifade edebileceğimiz ki genel olarak gösterge bilim serüveni diye ifade edilir. Bir çabanın efendim adı olan gösterge bilimle Ebu Zeyd neden böyle bir ilişki kurma ihtiyacı hissetti? Neden bunları böyle bir ilişkilendirmeye girdi? Merhum beni hoş görsün ruhu bunu 100 sayfelik eseri içerisinde yeterince ilişkilendirerek okuyucuya verememiştir. Başarılı olmadığını düşündüğüm bölümler bu. Temel tezi olan gösterge bilimin, semiyolojinin geleneğimizdeki, İslam ilimler geleneğindeki en azından karşılığını göstermek bakımından hermenötikte yaptığı gibi bir gösterge bilim nedir, ne söylemeye çalışıyor tam olarak ve bunu kendisi ele alacağı bu dört başlıkta hangi yönleriyle ilişkilendirecek ve onları ne bakımdan ortaya koyacağına dair bir tez yok. Bu bakımdan çok fazla başarılı bulmadığım bir bölüm. Ama içerikleri itibariyle onun madem ki ruhu şad makamı cennet olsun, ben böyle bir okuma yapıyorum onun ruhaniyetinden izin alarak. Bu ilişkileri ben kurmaya çalışacağım. Bu ilişkileri kurabilmem için de bu derste size en azından gösterge bilim nedir? Ne tür bir gösterge bilimden söz ediyoruz? Ve yapacağımız okumalarda bir ilişkiden söz edeceksek neyi ne ile ilişkilendiriyoruz? Bunu belirleme açısından şahsen Ebu Zeyd merhumun boş bıraktığı mukaddime olarak vermesi gereken bu temel bilgileri ben naçizane çok kısaca sizlere arz etmek istiyorum. Birincisi gösterge bilimin ne olduğuna ilişkin derli toplu zaten bir hususu arz etmeye çalışacağım. İki, İslami ilimler geleneğinde biz Cabiri'de de bunu yapmaya çalıştık biraz. Gösterge bilim ilişkisini kurarak bunun bizdeki istidlal, delalet yolları ve bahusus Kur'ani söylemde Kur'an'ın bu konudaki çok temel bir özelliği var. Onun üzerinde de duracağım inşallah. Bunlara dikkatinizi çekerek bugün Ebu Zeyd okumaları vesilesiyle yaptığım bu derste aslında diğer yapmış olduğum tüm derslerdeki okumalarımızı ve özellikle de mantık derslerimizi doğrudan ilgilendiren bir hususu müsaadenizle ele almaya çalışacağım. Muhtemelen uzayacak olabilir. Bilemiyorum şu anda nasıl bir ders gerçekleşecek. Ben gerçi video yapıp bunları efendim YouTube kanalıma koyuyorum ama gördüğünüz gibi canlı ders gibi yapıyorum ve muhtemelen de siz de inşallah öyle sanki online canlı ders yapıyormuşuz gibi dinliyorsunuz. Eğer zaman ayırıyorsanız teşekkür ederim. Peki efendim şimdi ekran paylaşımımızı yapalım. Tahtamızı açalım her zaman olduğu gibi. Burada tahtamızdan Ebu Zeyd okumaları 7 gösterge bilim, semiyoloji bir adı, diğer bir adı aynı anlama gelmek üzere semiyotik. Gerek semiyotik gerekse semiyoloji her ikisinde bizim Türkçe'de onu karşılarken Türkçe olarak gösterge bilim olarak karşıladık. Genel olarak böyle karşılanıyor gösterge bilim. Birazdan üzerinde duracağız. Konu gösterge bilim olduğunda yani semiyoloji ve gösterge bilim olduğunda bunun 20. yüzyılda en önemli iki temsilcisinden söz ederek başlamak hemen hemen tüm gösterge bilim, semiyoloji ve semiyotikle ilgili ülkemizde de yapılan çalışmalarda bu iki isim üzerinden konu ele alınmaktadır. Bunlardan birincisi Amerikalı çok önemli 1914'te vefat etmiş olan
Charles Sanders Peirce'dir. Bu en önemli isimdir. Yani şöyle yazalım. Evet, 1914 vefat tarihi. Konu gösterge bilim olduğunda yapıtlarına başvuracağımız en önemli isimdir Peirce. İkinci bir isim hiç kuşkusuz aynı zamanda yapısalcılık ve dil bilim açısından da ismi sıklıkla duyulan, kendisine sıklıkla atıfta bulunulan İsveç asıllı Ferdinand de Saussure'dır. Biraz güzel yazamadım ama alıştınız diye tahmin ediyorum. Ancak ekrana bu kadar yazılabiliyor. Biraz da ses kaçıyor diye korkarak yazıyorum. Sol tarafa doğru yazdığımda biraz ses kaçması oluyor. Ondan da korkarak yazınca soldaki yazılarım sağdaki yazılarıma nispetle efendim biraz daha görsel olarak çirkin gibi duruyor. Genel olarak iyi yazmaya çalışırım. Tahtta, sınıfta yazdığımda da yazım fena değildir. Ama orada ekrana yazınca biraz gözlerinizi tırmalıyorsa beni hoş görün efendim. 1913 vefat tarihi aşağı yukarı gördüğünüz gibi iki önemli isim gösterge bilimin iki önemli şöhretli adı birbirlerine yakın mesafede vefat etmişler. Birisi kıta Avrupa'sında bir diğeri Amerika'da. İki önemli isim aynı konu üzerinde çalışıyor ve özellikle Ferdinand de Saussure'ın üniversitede vermiş olduğu dil bilim derslerini öğrencilerin daha sonra 1916 yılında genel dil bilim dersleri olarak kitap halinde neşretmişler ve Türkçe'ye de genel dil bilim dersleri olarak tercüme edilmiştir. Dolayısıyla bu dil bilim derslerinde Ferdinand de Saussure'un gösterge bilimle ilgili görüşlerini ele alacağız. Yani çok detaylı değil tabii ki. Yani doğrudan konumuz bunlar olsaydı elbette bunların her birerlerini teker teker isimler olarak ele almamız gerekirdi. Ama benim mukaddimede girişte söylemeye çalıştığım amacım gereği sadece gösterge bilim denince bu iki önemli ismin temel olarak gösterge bilimden ne anlıyor olduklarını özetlemem gerekiyor. Şimdi tam da bu özetleme sadedinde müsaadenizle şöyle yapalım. Eğer gösterge bilimi Charles Sanders Peirce üzerinden ele alacaksak burada son derece önemli iki hususun üzerinde durmamız gerekiyor. Hatta üç hususun üzerinde durmamız gerekiyor. Peirce için gösterge bilim bir salt gramerdir. Yani dilsel gramerle ilgili bir şeydir. İki, salt mantıktır. Üç, salt retoriktir. Dolayısıyla bu anlamda bu üç önemli yönüyle gösterge bilimi ele alan Charles Sanders Peirce gösterge bilimin aslında mantık temelinde tıpkı matematik gibi mantık temelinde bir bilim olması çabasının aktörü olarak karşımıza çıkar. Böylece Peirce gösterge bilimde bir göstergenin özellikle nesne boyutuna, nesnelik boyutuna, gerçeklik boyutuna, gerçekliğine, ontolojik boyutuna, bir de vasfi boyutuna dikkatlerimizi çeker ve bunlar üzerinden bir göstergenin farklı bir bilim dalı olabileceğini söylemeye çalışır. Aslında birazdan
Ferdinand de Saussure üzerinden de ele aldığımızda görmeye çalışacağımız üzere yapılmaya çalışılan husus şudur. İnsanın yaşamında anlamanın aracı sadece dil değildir. Dil bunlardan sadece bir tanesidir. Dolayısıyla göstergebilim anlam ve yorumu dilin sınırlarının ya da şöyle diyelim dile bağımlı olmanın sadece dil üzerinden gerçekleşen bir husus oluşun dışına taşıma çabasıdır. Bu itibarla hem Peirce'de hem de Saussure'da göstergebilim dili de içine alan ama sadece dille sınırlı kalmayan bir anlam dünyasına açılma çabasından ibarettir. Ve yine her iki bu büyük ünlü düşünür açısından göstergebilim, eğer bir bilim olmak vasfıyla ortaya konulabilirse, başta dil olmak üzere hayatın, yaşamın tüm alanlarında kendisinden yararlanılabilecek bir bilim dalı haline gelebilir. Ama henüz gelmiş midir? Hayır. Takipçileri bunları devam ettiriyor ve bugün de hala gösterge bilim bir serüven olmak üzere, yani bir süreç olmak üzere devam etmektedir. Charles Sanders Peirce da mantık temelli bir gösterge bilimin ki dikkat ederseniz burada Peirce'ın vurgusunun mantık olması hasebiyle daha nesnel bir gösterge bilime yöneldiğini ki birazdan konuşmalarımızda buna atıfta bulunacağım. Yöneldiğini görüyoruz. Diğer taraftan Ferdinand de Saussure dediğimizde hiç kuşkusuz onun yapısalcı yönünü de dikkate aldığımızda Levi Strauss gibi buradan hareketle hemen belirlememiz gerekir ki o gösterge bilimi bir sosyal yaşamın, sosyal hayatın diğer bir ifadeyle sosyolojinin temeli yapmak ister. Ferdinand de Saussure için gösterge bilim sosyolojinin temeli olması gereken bir alandır. Peki sosyolojinin temeli olduğunda o zaman sosyal yaşam deyince bunu sadece dile indirgeyemeyiz. Onun için de Saussure vurgulu bir biçimde dilbilim derslerinde yapmış olduğu, vermiş olduğu bilgilerde bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Eğer der, gösterge bilim, semiyoloji bir bilim dalı olarak kendisini, rüştünü ispat edebilirse, bunun içinde hiç kuşkusuz ki dilbilim de yer alacaktır. O halde dilbilim Ferdinand de Saussure için gösterge bilimin bütünlüğünün bir parçasına tekabül edecektir. Bu bakımdan gösterge bilim sadece bir dilbilime indirgenemeyecek bir husustur. Ama gösterge bilimin nihai vurgularında dil daha ön plana çıkan daha vurgulanan bir husus mudur? Bu da evet. Bu itibarla bize Ferdinand de Saussure'ın gösterge bilimi söz konusu olduğunda iki önemli kavramını buraya yazmamız gerekiyor. Bir, onun birinci efendim kavramı paradigmadır. Ferdinand de Saussure için paradigma gösterge, semiyoloji dediğimiz şeyin elemanlarının bütünüdür. Şöyle söyleyelim. Gösterge bir elemanlar bütünüdür.
İşte bu elemanlar bütünü bir paradigma içinde dizgelenince, birazdan ikincisinde dizgeyi konuşacağız, orada da üzerinde duracağım. Dizge haline gelince otomatik olarak bir gösterene dönüşür, bir gösterge söz konusu olur. Biraz daha açayım. Mesela der, karayolları işareti, trafik işareti, karayollarındaki trafik işaretlerini ele alalım. De Saussure bu işaretlerin tamamının bir paradigma olduğunu, bu işaretlerin hepsini toplayıp üst üste yığsak burada elimizin altına alsak, bu bir göstergeler yığınıdır. Ama bunları karayollarının üzerinde ilgili mahallerine birer levha olarak diktiğimizde, yani onları bir paradigmal dizgeye dönüştürdüğümüzde, artık o karayolunda yürüyen ya da araba kullanan herkes için tam anlamıyla bir göstergeye dönüşür. Aynı biçimde De Saussure, karayolu işaretleri gibi dilin tüm sözcükleri, yani lügatlerdeki tüm sözcükler onun için bir paradigma elemanlarıdır. Onları biz dizgesel olarak bir araya getirdiğimizde, cümle yaptığımızda artık bir gösterene, bir göstergeye dönüşürler. Şimdi böyle baktığımızda değerli izleyenler, Ferdinand de Saussure'ın gösterge biliminde altını çizmeye çalıştığı üzere, başta bu önemli bir unsurdur. İki, her türlü işaretler, anlamlı işaretler, bu trafik işaretleri olur, başka hastane işaretleri olur, başka işaretler olur, ama bir bütün halinde, bir paradigmal bütün halinde işaretler, bir müzik, bir sanat eseri ya da bir fabrikada çalışıldığında orayla ilgili, bir inşaatta efendim bakıldığında orayla ilgili anlamlı yapıtlar. Onun için de Saussure yaşamın her alanında, mimariye kadar gösterge bilimin uygulanabilir olduğunu söyler. Böyle baktığımızda çok geniş anlamıyla gösterge bilim bize az sonra çok daha detaylı bir biçimde bizim gelenekle de ilişkilendirerek üzerinde duracağım üzere bir anlam işareti, demektir. Bize bir anlama işaret eder, bize bir anlam gösterir bunlar. İkincisi dizgedir. Ki bu dilsel dizge özellikle işte yapısalcı gelenekte de gördüğümüz üzere Ferdinand de Saussure'un bu özelliğini de hatırlamalıyız. Burada gerek dilin bir bütün oluşu, yani parçaların bir bütün içinde dizgesi, artık burada parçalar parça değil, bir bütündür. Ve bu bütün, şöyle işaretlememe izin verin lütfen. Bunu bir dizge bütünü olarak görelim. Çünkü biz de bir cümle yazdık çünkü. İşte bu bütün, çizmiş olduğumuz bu dikdörtgen için söylüyorum, bir göstergeye dönüştürmüş olduk.
Bu bir göstergedir artık. Bir dizgedir ve bir göstergedir. Bu dizge, bu gösterge sadece dilde değil, askerlerin askeri komutlarla dizilmesinde, yatmasında, kalkmasında, hareketlerinde, bir dansın bir bütünlük içinde, dizgesinde, her yerde görebileceğiniz bir bütünlük ifade eder ve bir göstergeye dönüşür. O halde gerek Charles Sanders Peirce'ın daha çok mantık vurgusu üzerinden ortaya koymaya çalıştığı semiolojisi, gerek Ferdinand de Saussure'ın paradigma ve dizge üzerinden gerçekleştirmeye çalıştığı gösterge bilimi, özetle söyleyecek olursak şuna dayanıyor: biz birbirlerinden bağımsız parçaları birbirleriyle bağımlı bir dizgeye dönüştürdüğümüzde orada ne ortaya çıkıyor? Bir gösteren, bir gösterge ortaya çıkıyor. Bunu efendim birazdan çok farklı bir boyutuyla zat hallerinize arz ettiğimde daha iyi anlaşılacağını umut ediyorum. Ben anlaşılmaz hale inşallah getirmezsem. Şimdi konuya ilgi duyanlar bu iki ünlü ismin ve onların takipçilerinin eserlerine, çalışmalarına, makalelerine ve kitaplarına bakarlarsa, bugün hala olgunlaşma yolunda olan gösterge bilimin ileride bize neler vaat ettiğini ya da etmediğini, bugün için bizim sorunlarımızın çözümünde neye tekabül ettiğini görebilirler. Peki böyle bir olgunlaşma sürecinde olan bir hususu, Ebu Zeyd bizim İslami ilimler geleneğindeki delalet meselesiyle neden ilişkilendirme ihtiyacı hissetti? Ve 100 sayfaya yakın bölüm içinde neden onca konuları ele aldı? Kanaatimce bunu tam net ifade edememiş olsa bile ben yine onun ruhaniyetinden efendim izin alarak söylüyorum. Eminim ki bütün Batı dünyasının özellikle dil ile ilgilenen kimselerin net bir biçimde söyledikleri gibi dünyada hiçbir kültür Müslüman kültür kadar dil üzerine mesai harcamamıştır ve dil konusunda çıtayı bu kadar yükseltememiştir. Onun için 20. yüzyılda gösterge bilim üzerinden ya da dil bilim üzerinden analitik felsefenin de tarihi işte o kadar. Bunlar üzerinden Batı felsefe geleneğinde gündeme gelen, Batı felsefe geleneğinde önemli bir yer işgal etmeye çalışan bu alanların İslami ilimler geleneğinde nereden baksanız 10 asır önce, hatta daha ileri bile götürebilirsiniz. Erken Mutezili tartışmalara bağlarsanız, ki Ebu Zeyd bağlıyor, epeyce önce bizim geleneğimizde hem de neredeyse birebir bu manada bir gösterge bilim denebilecek ölçüde bunun bir karşılığının olduğunu söylemeye çalışıyor Ebu Zeyd. Kitabının da bu mevzuya girerken şunu söylemeyi de unutmuyor: yani ben bunu yaparken geleneğimizde sahip olduğumuz mirasımızın Batı'da yeni ortaya çıkan hususlar ile takviye edilmesine ihtiyaç hisseden bir kompleksle bunu yapmıyorum. Buna ihtiyacımız da yoktur der. Ama tabii kendisi de Batı'da yazıp çizen bir, son dönemlerini Batı'da geçirmiş, orada yazıp çizen bir isim olarak
Biraz Batı dünyasına da mesaj vermeyi hedefler mahiyette. Bizim geleneğimizde gösterge bilimin var olduğunu, hatta bunun işte sıraladığımız gibi dil düzeyinde, lafız düzeyinde, retorik düzeyinde, aynı zamanda belagat, icaz ve mecaz düzeyinde gerçekleşmiş olduğunu söyler ki biz bunları daha derinlikli boyutlarıyla hatırlayacaksınız değerli izleyenler. Cabiri derslerimizde zaten yaptık bu dersleri. Ama Ebu Zeyd farklı bir perspektiften konuyu gösterge bilime bağlayarak bundan bahsetti ve bizim de gündemimize böyle önemli bir konunun gelmesine neden oldu. Şimdi çünkü biz bu konuyu mantıkla işliyoruz. Derse girişte söylediğim gibi diğer okumalarımızda da işliyoruz. Öyleyse çok net bir biçimde bugün bizim geleneğimizde dünden bugüne kadar gösterge bilim dediğimizde bundan tam olarak ne anlamalıyız? Yani bugün gösterge bilim, semiyoloji, semiyotik dediğimizde bunun bizdeki tam karşılığı nedir? Ya da farklılıkları, farklı alanları nelerdir? Ya da bunun üzerinden neler söyleyebiliriz? Müsaadenizle biraz konuşalım. Şimdi efendim, asıl konuya yeni başlıyorum ben. Bu çok kısa, beni hoş görün lütfen. Gösterge bilim üzerine vermiş olduğum ön bilgilerden sonra ele alacağım hususlarda ihtiyaç duyulduğunda bu ön bilgilere atıfta bulunacağım. İhtiyaç duyduğumda daha farklı kaynaklara bakılabilir demekle yetineceğim. Şimdi önce şöyle bir sözcük yazalım. Gösterge. Bu sözcük son derece önemli, anahtar bir sözcük. Öncelikle biz bu sözcüğün bizim geleneğimizdeki karşılığına bir bakalım. Bunları bir yazalım. Diğerlerine sonra geçelim. Gösterge dediğimizde bizim geleneğimizde bunun hiç kuşkusuz en doğrudan irtibat kuracağımız karşılığı delalet sözcüğüdür. Delalet. Delalet. Tabi Arapça ayrıntıyı bilemeyecek izleyicilerimiz de olabilir. Ses benzeşmesi itibariyle bir de Türkçe'de de kullanıyoruz. Dalalet var. O A ile dalalet, sapıklık demek. Onun D'si de Arapçada farklıdır. Bu delalet. İnce D ile E ile. Tam gösterge demektir, işarettir, göstergedir. Göstergedir, delalettir. Yine bizim geleneğimizde işaret. Doğrudan böyle bir sözcüğümüz var, işaret. İşaret diye bir sözcüğümüz var. Göstergedir. Ve ilginçtir. İlginçtir. Biz bunu sufi hermenötikte çok daha farklı boyutlarıyla konuşacağız. Bu gösterge sözcüğü ki bunu Ebu Zeyd de başlıklar altında ele alıyor. Orada da inşallah konuşacağız. Bir tefsirin de adıdır. İşari tefsir diye. İşari tefsir. Dikkat buyurun, bu çok önemli bir husustur. Az sonra da üzerinde inşallah duracağım. Dolayısıyla bir zaten delalet diye bir sözcüğümüz var. Bu doğrudan gösterge ile ilgili. İşaret dediğimiz bir sözcüğümüz de var. Bu da öyledir. Diğer bir sözcüğümüz gösterge ile ilişkilendirmemiz gereken diğer bir sözcüğümüz de efendim İbret sözcüğüdür. İbret. İbret almak. Kur'an'ın bu konudaki kullandığı vokabülariyi
ele aldığımda inşallah bunların üzerinde ayrıca duracağız. Bir de ibret sözcüğümüz var ki bu da doğrudan tam bir gösterge ile ilgili bir sözcüktür. Kur'an'a baktığımızda akletmek, tefekkür etmek, bütün bunlar nazar etmek, bak, az sonra konunun ilerleyen dakikalarında bunların üzerinde duracağım. Kur'an adeta tam anlamıyla retorik ve dilsel manada bir gösterge bilim kaynağıdır dersem lütfen beni mübalağa etmiş saymayın. Çünkü az sonra konunun işlenişi üzerinde dururken bu ifadeyi neden kullandığımı izah etmeye çalışacağım. Buraya çok fazla kelimeler yazabiliriz. Ekranı buna boğmak istemiyorum. Dolayısıyla bunların her birerleri bizim geleneğimizde gösterge olarak zaten kullanılmıştır. Hem de bilginin elde edilmesi, bilgiye ulaşmak açısından. Çünkü onu da farklı bir renkle belirleyelim. Gösterge bilgiye işaret eder. Bilgiye işaret eder. Yani biz o göstergeyi takip ettiğimizde bizi bilgiyle buluşturur. Birazdan gösterilene falan bağladığımızda bunu göreceğiz. Ve Kur'ani vokabüleride de böyledir. İslami ilimler geleneğinde dilde, kelamda ve fıkıhta da özellikle bunları ayrı ayrı da gördük. Bunların her birerleri de kendisiyle bilgiye ulaştığımız araçlar ve vasıtalardır. Öyleyse bunlar birer göstergedir. Şimdi bu göstergelerin efendim detaylarına indiğimizde karşımıza çok önemli hususların çıktığını ve bunları çok dikkatli ve önemli olarak konuşmamız gerektiğini umarım siz de takdir edeceksiniz. O halde demek ki biz bir gösterge bilimden söz ediyorsak, gösterge bilim bizi bir işaretler sisteminden, bir işaretler kompozisyonundan ya da dizgesinden ya da paradigmasından hareketle bir bilgiye ulaştıran, Peirce üzerinden söylersek mantıksal olarak efendim bir bilgiye ulaşmamızı mümkün kılan bir şeyden söz ediyoruz demektir. Peki bunun diğer unsurlarını yazalım. Diğer unsurlarını yazalım. Diğer unsurlarına geçelim. Bir göstergenin gerçekleşebilmesi için yani bir işaret ortaya çıkabilmesi için affedersiniz. Bir göstergeden söz edebilmemiz için o halde önce bir gösteren bulacağız. Bir gösteren bulacağız. Dikkat buyurunuz. Bir gösteren bulacağız. Gösterge bu gösterenin vasfıdır. Aslında gösterge bu, gösterendir. Gösterende ortaya çıkan şeydir. Şimdi bu irtibatı iyi kurduğumda ne demek istediğimi az sonra daha iyi anlayacağınızı umuyorum. O halde gösteren göstergeye dönüşecek. Gösteren göstergeye dönüşecek. Bize bir şey gösterecek. Bu da gösterilen. Bu da gösterilen.
Diğer bir adıyla, onları da yazalım. Diğer bir adıyla bilgi. Bizi bir bilgiye ulaştıracak. Peki şimdi daha çok Peirce okumalarında gözlemleyebildiğim ama Ferdinand de Saussure'ın çalışmalarında da gözlemlenebilecek olan ama genelde bir gösterge bilimden söz edildiğinde gösterge, gösteren ve gösterilen üçlüsünde ihmal edilen bir unsuru da buraya ben müsaadenizle ekleyeceğim. Bu unsur üzerinden konuyu devam ettireceğim. Şimdi bir gösterenimiz var. Bu göstergeye dönüşüyor. Bize bir şeyi gösteriyor. Bir de gösterilenimiz var. Bir de gösterilenimiz var. Peki bütün bunlar kim için? Bakın kim diye yazıyorum şu yer. Kime gösteriyoruz? Kime gösteriyoruz? Asıl mesele bu. Tekrar bağlantı kuruyorum. Gösteren kimin için? Gösterge kimin için? Gösterilen kimin için? İşte bu özne yorumcu. O halde şimdi şu bağlantılarıma dikkatinizi istirham ediyorum. Gösteren bir şeydir. Gösteren bir şeydir. Bu genel olarak hem Peirce'de hem de de Saussure'da büyük ölçüde nesnel bir şeydir. Fizikidir ve nesnedir. Gösteren. Tabii bunun diğer efendim nesne olmayanlarının da söz konusu edebiliriz elbette. Ama daha çok konu gösterge bilimi olduğu için bunun şey olarak nesne oluşuna efendim ağırlık vererek bu konuyu ele almayı düşünüyorum. O halde dikkat buyurunuz. Gösteren bir şeydir, bir nesnedir. Eğer gösteren bir şey bir nesne ise burada şu durumları hem Charles Peirce üzerinden hem Ferdinand de Saussure üzerinden netleştirmemiz lazım. Gösteren bir paradigmaya dönüşmüş, bir dizge haline gelmiş, bir mantıksal, bir retoriksel özellik kazanmış bir durumsa bu zaten dikkat edin. Bunların hepsi şu durumların tamamı tıpkı hermenötikte sözünü ettiğimiz gibi gösteren olsun diye işlenmiş malzeme bu. Gösterene dönüştürülmüş şeyler, nesneler gösterene dönüştürülmüş. Kim tarafından? Bir özne tarafından. Özne onları bir gösterene dönüştürdüğünde buradaki özne tıpkı hermenötikteki yazar gibi, sanat eserinin sahibi gibi şeyleri gösterene dönüştüren şeyleri gösterene dönüştüren özne göstereni paradigma, dizge vesaire şeklinde ifade ettiğimiz kalıplar üzerinden ne yapmıştır? Mesaj yüklü hale getirmiştir. Mesaj yüklü hale getirmek demek, bu anlamlı hale gelmiş demektir. İşte böyle olduğunda artık bu gösteren, bu özne için bende bir anlam var, bendeki anlama bak diye kendini çağıran, cezbeden
Bendeki anlamı fark ediyor musun? Bak, bende bir anlam var diyen bir şeye dönüşür gösteren. Yani gösterge bilimin önemi kendisindeki anlamı ifşa çırpınışında olan ve ona bakıp yönelen kimse için anlamlı olduğunu görmesini sağlayan mesaj yüklü bir işarete dönüşür. Ve böyle bir mesaj yüklü işarete dönüştüğünde yorumcu özne, değerli izleyenler, oradaki mesajı ona yükleyenin taşıması için yaptığı mesajı, buraya park yapılmaz yazmış, park yapmıyoruz. Türkiye'de park yapılmaz yerlere özellikle park yaparlar da, genel olarak söylüyorum, park yapmıyoruz. Peki, demek ki pek gösterge bilim ve Saussure'un sandığı gibi bizim ülkemizde sosyolojiye pek fazla fayda vermeyecek gibi duruyor. Evet, bunu da zihninizi dağıtsın diye bir espri kabul buyurursanız. Efendim, demek ki böyle bir mesaj yüklü zaten. Ama bir de, dikkat buyurunuz, bir de özellikle öznenin rengi değiştirerek vurgulamak istiyorum. Öznenin bu şeye, bakın bu şey ya da nesne, buna öznenin onu bir işaret, bir gösterge görmesine bağlı bir gösteren de var. Demek ki gösterenin iki önemli yönü var. Bir, o zaten gösteren olmak üzere tanzim edilmiştir, dizgeseldir. Diğeri de şeyler ve nesneler olarak durur. Foucault'u hatırlayalım bu arada, şeyler ve onların anlamlarına ilişkin Michel Foucault'un. Bunların anlamlarına yönelik öznenin, yorumcunun onları birer gösterge olarak algılamasını, değil mi? Yüce dağ diyoruz. Dağ, ben yüceyim, bana bak da yücelik gör demiyor. Dağı biz yüce yaparken hem ona bir anlam yüklüyoruz hem de onu bir gösterene dönüştürüyoruz. Demek ki gösteren mevzunun bu ikili diyalektiğini dikkate almamız gerekiyor. Bir taraftan gösteren bir zaten işarettir. Bende bir anlam var. Onu gör diyor bana. Diğer taraftan da bizatihi böyle bir anlam mı yok? Ama ona ben böyle bir anlam yüklüyorum. Onu bir gösterene dönüştürüyorum. Şimdi eğer gösterenin bu mahiyetini yeterince anlamışsak, bu gösterenin göstermek üzere yüklendiği, üstlendiği anlam ve mesajı yansıtma biçimine göre göstergeye dönüşür. Buraya lütfen dikkat edelim. Önce göstereni var. Bu bir mesaj ve anlam yüklenecek buna. Sonra bunu taşıyıcı olarak, mesela dil olarak mı taşıyacak? Dilde mi yansıyacak? Resim olarak mı yansıyacak? Şekil olarak mı yansıyacak? Ses olarak mı yansıyacak? Görüntü olarak mı yansıyacak? Her ne şekilde yansıyacaksa, işte bunların her birerleri de gösterge olur. Demek ki gösterge, gösterenin göstermek istediği şeyi göstermek üzere seçtiği, belirlediği vasıta, aracın şekline, formuna, biçimine göre karşımıza çıkar gösterge. Bu bazen dil olur, edebiyat olur, şiir olur, bazen sanat olur, resim olur, heykel olur,
trafik işareti olur, ses olur vesaire olur. Ama bunlar olmadan önce bunların her birerlerinin birer gösterene dönüşmüş olması gerekir. Gösteren oluyor önce, sonra gösterenin bu gösterme biçim ve formuyla gösterge ortaya çıkıyor. Peki o zaman gösterge tam olarak ne oluyor? Gösterge özneye bendeki manaya dikkat et diye bir davet, bir çağrı oluyor. Gösterge bir anlam çağrısıdır. Gösterge bir anlam davetidir. Bende bir mana var, beni dinle diyor. Herkesten bir ses çıkarsa bu gürültüdür. Ama o herkes düzenli bir ses çıkarttığında bunun adı musikidir. Herkesten ayrı ayrı ses çıktığında bu ses bize bende bir anlam var, gelin onu alın, dikkat edin demez de ahenkli çıktığında neden bunlar böyle ahenkli bir ses çıkarıyor diye kulak kesilir dinleriz ve artık o bize bir şey ulaştırır. Şimdi dolayısıyla özne, yani biz yorumcu, kendisini anlama, kendisini yorumlamaya çağıran, davet eden göstergeye yönelir ve yöneldiği anda gösterge onu gösterilene, göstergeye yüklenene, gösterge bir taşıyıcıdır. Göstergeye yüklenene, yani hedefe, gösterilene ulaştırır. Şimdi bu öznenin gösterge üzerinden gösterilene ulaşmasında da dikkat etmemiz gereken son derece hayati bir nokta var. Müsaadenizle onu arz etmeye çalışayım. Gerek Peirce'de gerekse de Saussure'da gördüğümüz göstergenin özellikle nesnel oluşu, fiziki oluşu, objesel oluşu üzerinden baktığımızda özne yorumcu, dikkat buyurunuz, buna kendisini bilgiye ulaştıracak bilgi aracı olarak bakar. Bilgi aracı olarak başvurur. Demek ki gösterge bilgiye ulaşmanın bir aracı olarak başvurduğumuz bir şeydir. Bizi bilgiye götürür. Bizi bilgiye götürür. Peki, gösterge bilim bizi imana götürür mü? Hayır. İşte yavaş yavaş asıl önemli konulara gelmeye başlıyoruz. Tabii bu videoyu izlemeden önce benim Seyit Hüseyin Nasır ilk birinci dersimde bilgi iman karşılaştırmamı, sonra mantık dersimizde İstidlal bahsini dinlemiş olmanız gerekir. Bu gösterge bizi imana götürmez. Hiçbir biçimde götürmez ama. Bilgiye götürür. İmana değil. Birazdan Kur'ani vurgular ve hususlar üzerinden bu hususun daha bir açılımını sağlamaya çalışacağım inşallah. Öyleyse gösterge bilim gerek Peirce'in mantık zemini üzerinden inşa etmeye çalıştığı
gerekse sosyolojinin tüm alanlarına tatbiki mümkün olabilir dediği diyor Saussure'un şekliyle olsun. Gösterge bilimin hedefi bizi bilgiye ulaştırmaktır. Bilgiye ulaştırır bizi. Bilgiye ulaştırmayı amaçlar. Ebu Zeyd'in konuyu ele aldığı bölüm başlıklarını incelerken de göreceğimiz üzere Mutezile geleneğimiz, Ehl-i Sünnet geleneğimiz, Eş'ari geleneğimiz, geleneğimizdeki tüm bu farklı yaklaşımların her birerleri aslında delalet bahsini, şu bahisleri, delaleti, işareti, ibreti bunları ele alırlarken bir bunları bilgiye ulaştırmak açısından ele almışlar. İkincisi de gaybın bilgisi adı bakın. İlmul gayb. Gaybın bilgisine ulaşmanın vasıtası olarak ele almışlar. Benim istidlal bahsinde özellikle kelam geleneğimize yaptığım itiraz bunun gösterge bilimsel olarak da geleneğimizdeki istidlal mantık gereği istidlal bahsi olarak da doğru olmadığına olan vurgumu burada biraz daha netleştirmeye çalışacağım müsaadenizle. Dolayısıyla gösterge bilim bize bilgiye ulaşmamızın gösteren üzerinden imkanlarını verir ve bilgiye ulaşırız. Peki burada eğer konuyu biz kendi geleneğimizdeki konuların ele alınışına bağlayacak olursak gösteren nedir? Asıldır. Gösterilen nedir? Ferdir. Sonuçta yine konu geldi. Asıl fer ilişkinesine döndü. Başka da yok zaten asıl fer diyalektiği. Bundan başka çıkar yolumuz yok. Peki gösterge ne oldu? Asıl ile fer arasındaki ilişkiyi kurmanın yolu oldu. Peki bu ilişkiyi kim kuracak? Özne kuracak. Peki şimdi tekrar söylüyorum. Asıl ile fer arasında ya da gösteren ile gösterilen arasında göstergenin göstermek istediğini gören kim? Biziz. Bunu neyle görüyoruz? Akılla. Bakın. Akıl ile görüyoruz. Akıl ile gördüğümüz andan itibaren konu bilginin konusu olur. Dolayısıyla akılla kurduğumuz bir ilişkiden söz ediyoruz. Nitekim mantıkta delalet bahsini işlediğimizde akli delalet, tab'i delalet, vaz'i delalet, bunların lafzi, gayri lafzi yönlerini incelediğimiz bahisleri hatırlayınız eğer izlemişseniz. Orada da üzerinde durduğumuz üzere bu çıkarımları son tahlilde yapan nedir? Akıldır. Akıl ile bunu yapıyoruz. Peki, o zaman madem ki bir gösterge gösterenin ona yüklediği bir bilgiyi, mesajı gösterilen üzerinden bize vermek üzere tasarlanmış olan bir şeydir. Bu durumda üzerinde durmamız gereken, netleştirmemiz gereken ana merkezi kavram gösterendir. Şimdi şu göstereni bir tam ele alalım değerli izleyenler. Şöyle bu gösteren mevzunu bir netleştirelim. Evet. Gösteren. Bizim kendi efendim geleneğimizdeki temel yaklaşım üzerinden yürüyecek olursak gösteren yani delalet eğer a priori ise
bedihiyattansa, mantıki ilkelerse bunu akli olarak, akli delalet diyoruz. Bize ne olarak gösterir? Akli olarak gösterir. Gösteren neye dönüştü? Akla. Burada gösteren pür akıldır. Akli olarak bunu fark ediyoruz. Yok doğamızsa, tabiatsa, tab'i bir şeyse, haline baksanız ağlayacaksınız. Üzgün üzgün duruyor. Başının önüne eğmiş. Belli ki bir derdi var adamın. O hüzünlü hali, hatta gözlerinden yaşların aktığını düşünelim. Bu bize bir gösteren değil mi? Onun yüzü, rengi, gözyaşları, duruşu, oturuşu, hali bir bütün halinde gösterge değil mi? Evet. İşte bu da tablodur. Bir üçüncüsü neydi? Vaz'iydi. Vaz'i. Bu da dildi. Dilsel olarak. Dille doğrudan zaten biz bir iletişimde dil bir gösterendir. Her zaman lafız ve sesler olarak bize bir anlamı taşır. Dil bir gösterendir. Lafızlar, cümleler de göstergedir. Bize bir anlam taşırlar. Bunları söyledik daha önce de, bunları konuştuk. Şimdi burada mesele şu, değerli izleyenler. İster akli olmak bakımından gösteren olsun, ister tabii olarak, ister vaz'i dilsel olarak olsun, gösteren olduğunda bunun bir gösterim sınırını görmemiz gerekiyor. Bugün benim bu derste sizlere aktarabilirsem ve arz edebilirsem üzerinde duracağım en önemli husus bu. Onu şöyle yazmama izin verin lütfen. Gösterenin gösterge. Gösterge. Gösterme yani. Gösterge imkan ve sınırları nedir? İmkan ve sınırı. Bir gösterge bize neyi ne kadar gösterebilir? Bir gösteren bize neyi ne kadar gösterebilir? Diğer bir ifadeyle, biz bir gösteren ve gösterge üzerinden neyi ne kadar anlayabiliriz veya ne kadar bir bilgiye ulaşabiliriz? İşte sevgili öğrencilerim, değerli izleyenler, gösterenin bu son derece önemli özelliği üzerinden şu hususu net olarak bir kere zihnimize yerleştirmemiz gerekiyor. Gösterenin ister dil olsun, ister doğamız tabiat olsun, ister akıl olsun, her yönüyle bu anlamda gösterenin bir ontolojik zemini var. Özellikle Peirce okumalarına baktığınız zaman göstergenin ve gösterenin ontolojik zemini son derece önemlidir. Ontolojik bir zemini, ontolojik bir imkanı var. Peki gösterenin ontolojik zemini dediğimizde bundan tam olarak biz ne anlamalıyız? Ontolojik zemin, bizim hermenötik derslerimizde de bunun üzerinde çok durduk. Gösterenin ontolojik zemini şu demektir. Gösterenin, göstergenin, gösterilenin ve kendisi için gösterilen öznenin ortak zeminidir. Ortak zemindir. Bunu şöyle vurgulamama izin verin lütfen. Gösteren, gösterge, gösterilen ve kendisi için gösterilen, yani özne, bunların tamamı ortak bir ontolojiyi paylaşmıyorlarsa bir gösterge bilimden de bir bilgiden de bir bilgi taşıma ve elde etmesinden de söz edemeyiz. O halde ontolojik ortak zemin zorunludur.
Bunu şöyle söyleyelim, şöyle söyleyelim. Ontolojik olarak gösterenin bu zemini gösterenin sınırını ifade eder. Yani gösterge bilimin bir gösterebilme sınırı vardır. Neden gösterebilme sınırı vardır? Çünkü ontolojik bakımından bu sınırı olması zorunludur. Peki böyle olduğunda gösteren asıl yani bakın asıl gösteren ontolojik olarak böyle olduğunda bize tümel olarak külli ve tümel olarak gösterenin bir sınırını belirler öncelikle. Bu nedir? Asıl meşhudat. Yani görünen alem, mahsusat, duyulur, gözlemlenir varlık, duyulur alem, diğer bir adıyla mevcut. Var olan olarak varlık gösterge budur. Şimdi dikkat buyurunuz. Alem bir göstergedir. Alem. Alem bir göstergedir. Çünkü gözlemlenebilir, duyulabilir bir varlığa tekabül ediyor. Bu bir gösterendir. Ve bir anlama bizi çağıran göstergedir. Şu ya da bu şekilde bize bir anlam gösterir. Ama bir sınırı vardır. Şimdi şöyle söyleyelim. Tüm bu meşhudat, duyulur, mevcut sözcükleriyle ifade ettiğimiz gösterenin gösterme alanı nedir? Maddidir. Peki bu maddi olanın gaybi olana bir gösterimi söz konusu olabilir mi? İstidlal bahsinde de bunu konuştuk. Olamaz. Ama burada çok önemli bir şeyi gayet net ve ayrıntılı bir şekilde ortaya koymamız gerekir. Burası çok hassas bir nokta çünkü. Şimdi Wittgenstein'a atıfta bulunarak, onun ünlü sözünü de yazarak bu konuyu biraz açalım ki yavaş yavaş Kur'an'a ve onun mesajlarındaki gösterge ve gösterene de değinmeye çalışacağım. O dilin sınırlarından ve dilin dünya dediği dilsel varlığın sınırlarından söz eder. Ve bu sınır kavramı o kadar önemli bir kavramdır ki çok çok önemlidir. Birazdan İbn Arabi'ye de atıfta bulunacağım. Ve Derrida'ya kısmen atıfta bulunacağım. Ve bunların üzerinden Kur'ani mesajlara da yavaş yavaş geleceğim. Şimdi Wittgenstein diyor ki bir sınır varsa bakın sınır Wittgenstein'a göre gösterendir. Bu sınırı bir çizgi gibi düşünelim. Öyle değil de çizgi gibi düşünelim. O da gösterge olsun. Diyor ki Wittgenstein, sınır dediğiniz andan itibaren bir öte diye şey söz konusu olur. Bakın öte. Sınır varsa öte diye bir şey otomatik olarak ortaya çıkar. İşte Charles Peirce da
Bu öte gösteren, işte gösterilen bir vasıftır. Bir vasıf. Yani sınırın ötesi diye bir şey olması lazım. Sınır varsa ötesi olması lazım. İşte öte bir vasıftır. Ama Peirce'de de, de Saussure'a göre de gösterge bilimle ilgilenen ya da dil bilimle ilgilenen hemen herkese göre aşağı yukarı bu sınır bir vasfı gösterse bile vasıf bir gösterilendir. Ama mevsufu göstermez. Öte diye bir sıfata işaret eder ama mevsufa asla. Bu öte nedir? Nasıl bir şeydir? Hiçbir şey söylemez. Sınır öteye hiçbir şey söylemez. İşte diyor ki, dikkat ediniz, burada son derece önemli bir hususa değinmek bakımından şurada biraz yukarıya gelmem gerekiyor. Bunu çok farklı bir renkle yazmalıyım ki Derrida'nın söylediği son derece önemli bir hususu burada daha net görebilelim. Şu kahverengiyi deneyelim. İbn Arabi, Derrida ve inşallah Martin Heidegger karşılaştırması yapacağım ileride bu okumaların ilgili bir alanında. Orada da detaylı inşallah üzerinde duracağım üzere Derrida yapı bozumcu duruşuyla bu gösterge bilim konusunda da bizim tüm perspektifimizi dönüştürecek önemli şeyler söyler. Der ki gösteren evet. Bir gösterge var evet. Bir gösterilen var evet. Anlam. Ama dikkat edin. Her gösterilen gösterilen olduğu andan itibaren tekrar bir göstergeye ve bir gösterene dönüşür. Bu son derece önemli. Dikkat ediniz. Bulduğunuz her anlam aynı zamanda bir başka anlama sizi yönlendirecek bir göstergeye dönüşür. O bulduğunuz anlam yeniden dönüşür, yeniden dönüşür. İşte difference dediği bu farklı anlamlar ve difference Derrida'da nihayeti sonu gelmez bir anlamlar zinciri olarak devam eder. O halde gösterge bilim bize nihayet varıp duracağımız, sabit olarak alacağımız ve cebimize koyacağımız bu kadarmış elhamdülillah diyeceğimiz bir şeye işaret etmez. Çünkü her gösterilen aynı zamanda bir gösterene. Gösteren bir bilgi değil mi? Evet. Demek ki buna da bir gösteren öncesinde lazımdı. Hocam bu döngüsel gitmez mi? Gitsin. Bir şey olmaz. Dolayısıyla burada demeye çalıştığım husus bir sınır geldiğimizde bir sınıra geldiğimizde sınır bize öte diye bir şeyi imler de bu öte bir vasıftır mevsufa işarette bulunmaz. Ha, şimdi. Ben bu ötenin gaip olduğunu, bu ötenin tanrı olduğunu, ben bu ötenin cennet olduğunu düşünüyor ve buna inanıyorum. Evet. Eyvallah. Demek ki iman ve inanç gösterge bilimin son durağından sonra başlar. O seni oraya kadar götürür. Ondan sonrası iman konusudur. Bilgi değil. Başkası da der ki hayır efendim, oradan sonrası yoktur. Tamam, sen de yok diye inanıyorsun. O da yine bir bilgi değil. O da bir iman çeşididir. Sen de yok diye inanıyorsun. Sınırın ötesi yok diyen de var diyen de
onu bir mevsufa dönüştürürse bu bir imandır. Çeşidine bakılmaksızın hepsi bir imandır. Ve iman tartışma konusu değildir. Bunu Seyyid Hüseyin Nasır dersimizde yeterince detaylı olduğunu düşündüğüm bir biçimde arz etmiştim efendim. Oradan bakılabilir. Peki o zaman dikkat buyurunuz. Şimdi vahiy, ilahi kelam gaip midir? Evet. Dikkat buyurunuz arkadaşlar. Kur'an'ın en hayran olduğum ifadesi. En hayran olduğum ifadesi. Allah vahyi ne yapıyor? İnzal ediyor bakın. İnzal. Vahiy inzal oluyor. Peki vahiy inzal olunca ne oluyor? Dil oluyor. Bakın dil. Dil oluyor. Vahiy inzal olup dil olduğunda bir gösterene dönüşüyor. Bir gösterge ve gösterendir. Yani vahiy inzal olup dile dönüştüğünde dünyevi ve beşeri ontolojiye iniyor. Bizim ontolojimize indiği andan itibaren bizim için bir gösterene ve bir göstergeye dönüşüyor. Katıyım. Vahiy, Allah'ın kelamı, o her neyse bilmiyoruz. Allah'ın kelamı, Eşarilerin kelamı bi nefsihi dediği Allah'ın kendi zatına mahsus kelam. O neyse bilmiyoruz onu. Ona dair hiçbir şey söyleyemeyiz. O haliyle bizim için bir gösteren midir? Hayır. Neden gösteremiyor bize bir şey? Çünkü ontolojimiz farklı. Çünkü bir şeyin gösteren ve gösterge olabilmesi için ontolojik zemin ortaklığı dedik. Bakın, ontolojik zemin birlikteliği olmak zorunda. Onun için vahiy inzal oluyor bizim dünyamıza Arapça olarak diyor. İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyyen leallekum takilun. Takilun bakın. Gösterge. Akledebilmeniz için. Size bir şey anlatması için onu Arapça indirdik. Sizin ontolojinize, sizin ortak zemininize indirdik. Artık sizin için bir göstergedir. Ama burada çok çok önemli bir hususa müsaadenizle dikkatinizi istirham edeceğim. Şimdi artık Kur'an vahiy bizim dünyamıza indi ve bir göstergedir. Vahiy bir gösteren oldu. Bir gösteren oldu. Ama vahiy iki şey gösteriyor. Dikkat edin bakın şimdi. Bir, meşhud olana mesajı var. İki, gaybi olana mesajı var. Bizim dünyamıza dönüştü. Bizim ontolojimize indi. Ama vahyin Arap dili göstergesi üzerinden taşımış olduğu mesajın muhteva ve içeriğinde iki farklı şey var. Biri meşhuda, varlığa, aleme yönelik olandır. Diğeri de gaybi olana yöneliktir. Onun için Kur'an bize şu meşhud olan için değil, şu gaybi olan için iman edin der. Bakın, iman edin der. Allah'a, meleklere, kitaplara,
iman edin der. Neden? Çünkü sizin ontolojinize inmiş olan benim kelamım bu iman etmenizi istediğim hususlara bir gösterge gösteren olamaz. Çünkü neden? Sınırın ötesine ait. Bu da ondan. Sizin gösteren olarak ait olduğunuz alanın sınırlarını taşıyor da ondan. Bura iman konusudur. İmanla ilgili bir alandır bu. Onun için Kur'an bize, dikkat ediniz, İbret alın. Akletmiyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Kör müsünüz? Gözünüzü açın gibi ifadeler kullandığında vahyin bir gösterge ve gösteren olarak taşıyabildiği bizim ortak ontolojimize ilişkin ve bilgi değeri olan hususlara dikkatimizi çeker. Ama buna iman etmeniz, teslim olmanız gerekir. İman edin, teslim olun, itaat edin, öyle kabul edin gibi ifadeler kullandığında vahyin lafzi delaleti, dilsel göstergeliği ve gösteren oluşu bu göstergenin muhtevasının bizim ontolojimiz içinde gösterilemez olduğunu, gösterilebilir olduğunda bizim ontolojik zeminimizden ayrışacağını, dolayısıyla ayrıştığı andan itibaren de bu alanın bilgiye değil imana konu olduğunu söylüyor. Bu itibarla Kur'an mesajının bir bütün halinde Kur'an mesajı söz konusu olduğunda değerli izleyenler, biz bunu şahit olana, yani görsel dünyaya, bizim ontolojimiz, yazayım altına, bizim ontolojik zeminimiz, bir de gaybi olana ait olmak üzere iki alana ayrıştığını, şahit ve gayb olarak ayrışmanın ontolojik bir zemin ayrışması olduğunu net bir biçimde zihnimize koymamız gerekiyor. Bu mesajların bilgiyle ilgili, bunların da imanla ilgili olduğunu net olarak belirlememiz lazım. Bu konularda konu bilgi olduğunda bunun doğru ve yanlış, ispat edilebilir ya da edilemez olmaya konu olduğunu, konu iman olduğunda bunun doğru, yanlış ya da ispat gibi herhangi bir hususa mevzu ve konu yapılamayacağını ifade eder. Yapmaya kalkışan kimse, bunu yapmaya kalkışırsa, imana konu olan şeyi ben ispat edeceğim derse, bu cümle onun, üzgünüm bunu söylemek zorundayım, cehaletinin ilanından başka bir şey değildir. Bu kelamı indiren Allahu Teala'nın kendisi bile dilin bu ontolojik doğası gereği neyi, hangi mesajı taşıyabilip hangisini taşıyamayacağını gayet iyi bildiği için bu mesaj üzerinden
bizi bir taraftan imana çağırırken, çünkü onun gösterileni bizim ontolojik sınırlarımızı aşkındır. Bunu Seyyid Hüseyin Nasır'da konuşuyoruz, daha çok konuşacağız. Diğerleri ise dağlar, yerler, gökler, yaratılış, bizim yaratılışımız, bir damla sudan yaratıldık, topraktan yaratıldık, yer, gök vesaire, ağaçlar, yaz geliyor, kış geliyor, yeryüzü öldü, yeniden dirildi, şöyle oldu, böyle oldu şeklinde ifade edilen tüm o Kur'ani mesajlar bizim paylaştığımız ontolojik zeminimize ait mesajlardır. Dolayısıyla biz bunları anlarız. Bunlar bize bir gösteren olarak bir anlamı gösterir, bir manayı imler, bir manaya işaret eder. Ama konunun ontolojik zemini farklılaşınca artık orada yine bir gösterge var, ayet var, hadis var, ama gösterilen bilgiye konu değil, imana konudur. O halde burada son derece önemli bir hususu, yukarıda söylemeye çalıştığım hususu netleştirmiş olduk. Kur'ani göstergenin kimi gösterilenleri imana konudur. Yani bu ayetin gösterileni var mı? Evet var. Gösterilenin söz konusu Allah mesela. Peki Allah neyin konusudur? İmanın konusudur. Efendim, bilgisayarımın fişini takmam gerekiyor. Bir de su içeyim. Evet efendim. Biraz üşümüşüm. Üşüdüğümü fark ettim. Kalkınca konuşmaya daldım. Havalar yavaş yavaş serinliyor. Kışa doğru gidiyoruz. Evet. Kışa doğru gidiyoruz deyince epey yoruldunuz. Bir hatırıma gelen gösterge bilimle de doğrudan alakalı olduğu için bir anekdot paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi kış yaklaşınca tabii yavaş yavaş kenarda yüksek dağlara karlar yağmaya başlar. Kış görünür. İşte kış mevsimi böyle kenar dağlara kar yağınca zenginlere dermiş ki, bakın gösterge bilimi. Zenginlere dermiş ki, bak yavaş yavaş geliyorum, hazırlanın, işte odunuzu alın, kömürünüzü alın, neyse eskiye göre çatınızı elden geçirin vesaire yapın, yani hazırlık yapın, zengin var ya, bu adamın var, kendinizi hazırlayın, yavaş yavaş geliyorum diyor kış. Bakın bir anlam gösteriyor. Peki zenginlere böyle diyormuş kış. Fakirlere ne diyor? Onlarla bizzat görüşeceğim diyormuş. Evet. Fakir zaten bir şey hazırlayacak hali yok. Bizzat görüşecek onunla. Evet. Demek ki bazı efendim gösterenler var ki onları Seyyid Hüseyin Nasır konuşmalarımızda ya da sohbetlerimizde, derslerimizde ele alacağız. Orada işte o bizzat müşahede. Bunları ayrı bir alan olarak konuşacağız. Burada ele aldığımız husus, konu bilgi olduğunda, onu bilgi değeri üzerinden ele aldığımızda, gösterge bilimin bizi ulaştırmak istediği hedef bilgi olduğunda, gösteren ve gösterme alanıyla
İman olduğunda konu birbirinden çok farklı bir biçimde ayrışır. O halde toparlıyorum, yeterince uzattığımı ve yorduğumu biliyorum. Şöyle diyelim. Buraya son olarak yeniden yazalım. Gösteren, gösterge, gösterilen. Gösteren adı üstünde göstergeyle bir işarette bulunur. Gösteren göstergeyle adı üstünde bir işaret eder. İşaret ettiğinde bu ötekidir. Yani kendisi dışında bir şeye işaret eder. Böyle olunca kendisi dışında bir şeye işaret eder. Ve buraya kadarki tüm konuşmalarımda altını çizmeye çalıştığım gibi kendisiyle aynı ontolojik zemine sahip olanlara nesnel işarette bulunurken ontolojik zemin farklılaştığında artık sadece sınır anlamında bir işarette bulunur da muşarun ile gösterilene ilişkin bir şey söyleyemez, taşıyamaz yani olur. Böylece gösteren, gösterge ve işaret olmak üzerinden baktığımızda gösterge biliminin tamamı gösterilenin, yani bilgi dediğim şey bu, gösterilenin işaret edilebilen olması lazım. İşaret edilebilen. İşaret edilebilen olması lazım. Ki işaret edilebilen olarak bir anlama tekabül etsin. Çok özür dilerim efendim. Evet, işaret edilebilen olması gerekir. Peki, şöyle söyleyelim. Ontolojik birliğimizin olduğunu şöyle bir daire olarak efendim resmedelim ve diyelim ki bu bizim kendimizin de içinde olduğu varlık dairemiz. Buraya dikkat duyuralım. Çünkü bunlar değerli izleyenler benim inşallah bu hafta sonu yapacağım Seyit Hüseyin Nasır okumalarında kendini bilen Rabbini bilir konusuna geldik. Onu ele aldığımızda da bize lazım olacak çünkü bu konu. Bu bir kümedir. Tümel bir küme varlık. İçinde bunun sayısını bilemediğimiz sınırsız sayıda elemanları var. Şimdi gösterge bilim bu efendim bu kümenin elemanlarının kendi aralarındaki işaretlerinin konusu. Yani gösterge bilim bize bu varlık kümesinin elemanlarının kendi aralarında birbirlerine ilişkin işaretlerini ve bu işaretlerin anlamının bilgi değerini mümkün kılar. Peki bunlardan herhangi biri varlığın kendine tümele bir gösterimde bir işarette bulunabilir mi? Cüz'i olan, külli olanın
külliliğine işarette bulunabilir mi? Hayır. Neden? Çünkü bu külli olarak cüz'i aşkındır. Onun için cüz'i olan külliye işarette bulunamaz. Külli olan bulunur. Onun için Allah bize kelamını indiriyor. Bize işarette bulunuyor, gösterimde bulunuyor. Biz cüz'iyiz. Cüz'i olanın külliye işareti olmaz. Cüz'i olan, dikkat buyurunuz, külliyenin külli olması bakımından, külli kendinde şey olarak her neyse o olmak bakımından, varlığa, varlık olmak bakımından, kendinde şey olarak bu varlığın herhangi bir cüz'ü ya da cüz'isi işarette bulunabilir mi? Hayır, bulunamaz. Ne kadar bulunabilir? İşte Wittgenstein'da gördük. Sınıra kadar bulunabilir. Başka bulunamaz. Onun tüm mahiyetine dair bize hiçbir şey söyleyemez. Öyleyse gösterge bilim bu ontolojik varlık dairesi içerisindeki elemanların kendi aralarındaki bir bilgi taşıyıcılığından ve göstergesinden söz ediyoruz. Bu bakımdan konu bu cüz'i olanın külli ile olan efendim ilişkisine geldiğinde bu Seyit Hüseyin Nasır dersimizin konusudur. Orada konuşacağız. Ama ifade etmeye çalıştığım şey, eğer bir varlık bir şey gösterene dönüşecekse ve bize bir gösterilene imada bulunacaksa bu daire içinde mümkündür. Dairenin dışı olduğunda olmaz. Bizim geleneğimiz bunu tartışmış. Gelenekte bu çok iyi işlenmiş. Ama sıkıntı benim mantık istidlal dersinde altını çizmeye çalıştığım gibi efendim, şahidi gayip olanın göstereni saymış. Temel problem bu. Şahit olan, şu meşhud olan gayip olanın göstereni olamaz. Olursa ancak işte sınır konusunda konuştuğumuz gibi bir öte vasfa imada bulunur ama mevsufla ilgili hiçbir şey söyleyemez. Vasıf da orada, orayı da belki biraz açma ihtiyacı olabilir. Vasıf da orada somut bir vasıf değil. Kendisi de, vasfın kendisi de gösterilemeyen bir şeydir. Mesela öte bir vasıftır ama mevsufu olmadığı için mevsufu olmayan vasıf bize bir şey söylemez. Yani bir şey söyleyemiyor yani sonuç itibariyle. Bu nedenle değerli izleyicilerim, sevgili öğrencilerim, İslami ilimlerde bizim başta kelam olmak üzere özellikle Kur'an'ı mucizül beyanın mübarek mesajlarını sağlıklı ve doğru anlamak çerçevesinde bu dersin konusunda ele almaya çalıştığımız muhtevaya son derece önemli ölçüde ihtiyacımız var. Çünkü insan olarak gaybi olan, görünmeyenin cezbediciliğine kapılıyoruz ve orayı, o alanı, gaybi olanı bilme
tutkusuna efendim düşüyoruz. Oysa işte Seyit Hüseyin nasıl da kutsal bilgi üzerinden bunları konuşacağız. Tamam, oraya yönelik şeyiniz varsa bu gayet güzel bir şey. Onun kendine özgü bir yolu var. Onu izlemeniz gerekiyor. Bu gösterge bilim değil ama. Bu kıyas değil. Bu istidlal değil. Bu mantık değil. Bunların hiçbiriyle olmaz efendim. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın olmaz. Olmaz. Kur'an bize varlığı, biz de dahil, onun var ettiği, bizim için hazırladığı, nimetlerle süsleyip donattığı bir mülkü olarak, Tebârekellezî biyedihil mulk ve huve alâ kulli şeyin kadirle anlattı. Bir tabloya dönüştürüyor yeryüzünü, gökyüzünü. Göğü sizin için bir tavan yaptık diyor. Bir çadırın tavanı, bir sarayın tavanı gibi yıldızlarla süsledik diyor, sanki avize asmış gibi. Bu bir tasvirdir. Bu varlığı, evreni bir gösterene dönüştürmektir. Ama bunun arka planında öncelikli olarak onu neyle temellendiriyor? İmanla temellendiriyor. Evet, imanla bakarsam alem kitab-ı kebiri kainattır. Güzel, değil mi? Bu söz İhvan-ı Safa'dan beri çok meşhur, Suhrevardilerde vesairelerde çok meşhur bir ifadedir. İnsan küçük kainat, kainat büyük insan. İnsanı kebir. İyi de bu imanla baktığımızda kainat böyle bir anlamın gösterenine dönüşür. Dikkat buyurunuz. Bu bizim ona yüklediğimiz, bizim gösteren kıldığımız, en yukarıya çıkalım, göstereni anlatırken söylemiştim. Onu gösterene dönüştüren özne var ya, şundan bahsetmiştik. Onu bir gösterene dönüşüyor. İşte biz imanla varlığı, şu varlık, şu zemini bir gösterene dönüştürüyoruz. Allah'ın kitabına dönüştürüyoruz. Ama bunu neyle yapıyoruz? Biz yapıyoruz ve imanla yapıyoruz. Peki bu evreni çekirdek çekirdek, atom atom inceleyen, CERN'de yerin altında atom parçalayıcı cihazlarla evrenin oluşumunun yeniden deneylemesi çalışmasını yapıp, ömürleri varlığın, evrenin mahiyetini incelemekle geçen insanların hiçbirisi bu anlamı yüklemiyor ona. Niye? Onlar için evren niye böyle bir gösterene dönüşmüyor? Çünkü dikkat edin, varlık, evren kendinde şey olarak varlık, hatta onun cüzleri de bir ölçüde bizim için bir gösteren değildir. Herhangi bir şeyi bizim anladığımız, imanla ona yüklediğimiz anlamda bir gösteren değildir. Ama nasıl bir gösterendir? Duyularımıza hitap eden, gözümüze, kulağımıza, dilimize, dokunmamıza vesairemize hitap eden yönüyle bir gösterendir. Ha, bu şuymuş, bu buymuş diye onları anlarız. Ama bu bize gayba ilişkin, iman dairesine ilişkin bir gösterimde bulunmaz. Bulunamaz yani. Görevi bu değil. Varlık amacı bu değil. İşte burada yine Seyit Hüseyin Nasr'a Allah hayırlı uzun ömür versin atıfta bulunacağım.
insanı konumlandırmaya ve insanı anlamlandırmaya bağlı bir husus devreye giriyor. Bunu da inşallah önümüzdeki derste, Seyyid Hüseyin Nasır dersinde ele almaya çalışacağım. Sonuç olarak efendim, yeterince uzattım, beni hoş görün lütfen. Çünkü bu konuyu çok önemsiyordum. Diğer konularla da ilgili anlattıklarımı yakından alakadar ettiği için bunu bu denli, bu detaylarıyla zat-ı hallerinize arz etmek hedefimdi. Bu vesileyle arz etmeye çalıştım. Umarım düşüncelerimi aktarabilmişimdir. Gösterge bilim önemlidir. Bizim geleneğimizde özellikle dil üzerinden, dilin tüm imkan ve sınırları üzerinden, bugün 20. yüzyıl itibariyle başlayan ve devam etmekte olan gösterge bilimin özellikle dil alanına yönelik hususları çok büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir. Neredeyse sınırın zorlanması düzeyinde gerçekleştirilmiştir. Sorun şu ki bu göstergenin, dilsel göstergenin delaleti, yani gösterilenine ilişkin çıkarımlar, sonuçlar söz konusu olduğunda naçizane ciddi biçimde itiraz ettiğim sonuçlar söz konusu olmuştur. Bunları da konuşuyoruz. Efendim, bir sonraki derste buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz, sağlıkla kalınız, hoşça kalınız efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum.